Herkese merhabalar. Arkadaşlar, tost makinesinde harika bir hazır künefe yaptım. Bunu paylaşacağım sizlere. Hemen şerbetini hazırlayarak tarife geçiyorum. Bir su bardağı suyu ekledim. Ve şöyle çeyrek su bardağı kadar da hani kaynama payı için su ekliyorum. Bu arada şerbet ölçüsü 2 paket içindir arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şöyle üzerine bir su bardağı da şeker ekliyorum. Tam dolu olması şart değil. Ocağın altını açıyorum ve şöyle şekeri hafifçe karıştırıyorum. Ve şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar, kaynamaya başladıktan sonra süre tutun ve yaklaşık 7-8 dakika kaynaması yeterli. Şimdi künefeyi pişirmeye geçebiliriz. Arkadaşlar, daha önce de söyledim. Künefeyi tost makinesinde pişireceğim. Ama pişirmeye başlamadan önce bu tost makinesinin alt üst tablasını çıkarıp yıkayın ve mutlaka bu şekilde kurulayın. Yani daha önceden yapmış olduğunuz tostun kokusu künefeye sinmesin diye. Ha, temizse böyle bir işleme gerek yok tabii ki. Şimdi künefeyi pişirmeye geçelim. 2 adet künefemiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinin nasıl pişirildiğini göstereceğim. Şu şekilde paketi açıyorum. Evet, paketinden çıkardım. Bu dondurulmuş üründür arkadaşlar. Bunu buzu çözülmeden önce bu işlemi yapmamız lazım. Şu şekilde folyosundan çıkarıyorum. Bakın, bu şekilde kalıp halinde ve tost makinesine yerleştiriyorum. Ve bu alüminyum kabını bu şekilde düzeltiyoruz. Çünkü bunu kullanacağız tekrardan. Şerbeti bunun içinde vereceğiz arkadaşlar. Şimdi tost makinesinin fişini takıp üzerine lezzet vermesi için de şöyle yarım yemek kaşığı diyebiliriz. Tereyağı ekliyorum. Bu şekilde tereyağı her tarafına küçük parçalar halinde dağıtıyorum. Yani bunu biraz ısındıktan sonra da direkt üzerini yağlama şeklinde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde her tarafına dağıttım, gördüğünüz gibi. Ve şimdi hafifçe ısınmış olan tost makinamı kapatarak künefeyi pişmeye bırakıyorum. Hafifçe üzerine bastırabilirsiniz. Aşırı güç uygulamayın. Hani içinin peynirini çıkarmasın. Hafifçe bastırıyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum pişmeye. Evet, açıp kontrol ediyorum. Açıp kontrol etmenizde herhangi bir sakınca yok. Künefemizin yanmaması için mutlaka açıp kontrol etmemiz lazım. Şu anda bakın, çok güzel kızarmış. Harika görünüyor. Ama ben bir miktar daha kızartmak istiyorum. Tekrar kapattım. Tıpkı tost pişirir gibi arkadaşlar. Kaşarlı tost pişirir gibi. Kontrol ederek pişirdim. Şu anda yeterince pişmiş gibi gözüküyor. Şimdi tost makinesinden alacağım. Bu kabı kullanacağımızı söylemiştik. Bu şekilde üzerine kapatıyorum. Ve bir spatula ile veya bir çatalla da yapabilirsiniz. Alttan destekleyip bu şekilde çeviriyoruz ve görüntü şahane gerçekten. Çok pratik bir şekilde ve çok kısa sürede pişirdik arkadaşlar tost makinamızda. Şimdi şerbetini vereceğim. Şerbetimiz ılık, künefemiz sıcak olacak. Peynirinin hani yumuşaklığını koruması için künefemiz sıcakken şerbet veriyoruz. Şerbet de ılık olacak. Bu şekilde şerbeti gezdirerek ilave ediyorum. Yalnız şunu belirteyim hemen. Şerbetin yarısını ekliyoruz. Çünkü şerbet ölçümüz 2 paket künefe içindi. Evet, şerbetini verdik arkadaşlar. Görüntü şahane gerçekten. Çizgi çizgi olması da ayrı bir hava katmış. Mutlaka deneyin diyorum. Üzeri çıtır çıtır arkadaşlar. Ve peyniri de bakın, harika bir şekilde uzuyor. Hazır künefe ile ilgili birçok tarif denedim. En iyi sonucu bu şekilde aldım diyebilirim arkadaşlar. Hem çok pratik bir şekilde pişiyor, hem de bakın peyniri harika bir şekilde uzuyor. Sıcacık. Üzerindeki pişirme önerisi fırında yapmanız yönünde, ama fırında bu şekilde kalıp gibi olmuyor ve peyniri de sertleşiyor arkadaşlar.
Böyle gerçekten sonuç harika oldu. Üzeri çıtır çıtır, peyniri yumuşacık ve çok pratik bir şekilde hazırladık arkadaşlar. Üzerine eklediğimiz tereyağı da lezzetine lezzet katıyor. Mutlaka siz de ekleyin. Daha önceki tarifimde de tereyağı eklemiştim. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bunu da mutlaka deneyin diyorum. Dışarıda yediğimiz künefelere en yakın sonuç diyebilirim. Ben böyle künefe krizine girdiğim zaman bu şekilde yapıyorum ve gerçekten harika bir sonuç oluyor. Diğer tabağı da arkadaşlar bu şekilde yaptım. Bunu da çevirerek yaptım ve kare desen oluşturdum. İkisi de harika oldu. Hangi desen hoşunuza gidiyorsa o şekilde pişirin. Son olarak şunu da ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Tost makinesi olmayanlar için tavada yaptığım bir tarifim de var. Kanalımda bulabilirsiniz. Tost makinesi olmayanlar mutlaka izlesinler ve o şekilde yapsınlar diyorum. Fırını kesinlikle önermiyorum. Videonun sonuna geldim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.